Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Smith ve bugün sizler arkadaşlar Roblox'a Build a Boat for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ve hatırlarsanız en son yumurta etkinlikleri gelmişti ve yumurta görevlerini yapmıştık arkadaşlar sizlerle beraber. Ve oyun bize bu görevleri yaptığımız için yumurta hediye etmişti hatırlarsanız. Şimdi gel gelelim, bu yumurtalar nedir, ne işe yarar, bu yumurtaların içinden ne çıkacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle bundan önce yılbaşı etkinliği vardı arkadaşlar ve yılbaşı etkinliğinde ne kazandığımızı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hemen hatırlatayım. Yılbaşı etkinliğinde de böyle yumurtalar yoktu. Onun yerine hediye kutuları vardı. Yine aynı renklerde galiba. Aynen sarı kahverengi ve bir de uzun bir kutu vardı. Tam hatırlayamadım arkadaşlar ve onların içinden de şeker tekerleği çıkmıştı ve iki tane de güvenlik kamerası çıkmıştı. Bakın arkadaşlar, bir bu kamera çıkmıştı, bir bu kamera çıkmıştı. Bir tane de iki tane de tekerlek çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Aynen. Toplam 4 tane hediye kutusu vardı. 2 tane kamera, 2 tane de tekerlek çıkmıştı arkadaşlar ve o tekerleği de hemen göstereyim. Birisi de bu tekerlekti arkadaşlar. Şöyle gösterirsem tamam. Diğeri de bu kırmızı tekerlekti arkadaşlar ve bize bunlardan hediye etmişlerdi. Şimdi gel gelelim, acaba bu yumurtaların içinden ne çıkacak arkadaşlar? Şimdi gizli bir resim var yine her zamanki gibi ve o resim üzerinden tahmin yürüteceğiz. Bakalım yeni hediyelerimiz neymiş? Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şu anda da karşımda gördüğünüz gibi yumurtaların içinden çıkacak şeyler bunlar. Evet ve yine görünmüyorlar tabii ki de ama az çok tahmin etmem mümkün. Şimdi gördüğünüz gibi burada mavi yumurtamız var. Acaba mavi yumurtanın içinden ne çıkabilir? Karşımızda böyle bir şekil var. Mavi yumurtanın içinden bu çıkacakmış arkadaşlar ve bu bence ne biliyor musunuz? Bakın, mavi yumurtadan çıkacak şey şu. Şalter. Evet, yine bir şalter ama farklı bir şalter. Böyle tutulup çekilen, bakın bana bakışlar, şöyle tutulup çekilen var ya, o şalter laboratuvar şalteri olabilir arkadaşlar. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama yine büyük ihtimalle bir şeyi açıp kapamaya yarayan bir şalter olabilir arkadaşlar. Şu şekilde açılıp kapanan bir şalter olabilir arkadaşlar. Ama onun dışında başka neye benzettim? Yani arkadaşlar bilmiyorum ya, başka ne olabilir gerçekten bilmiyorum ama bence bu %100 şalter olabilir arkadaşlar. Yani bana göre, yani şöyle, yani oradaki silindir tutma yeri falan büyük ihtimalle, yani oradan tutup çekmelik bir yer var arkadaşlar. Burası büyük ihtimalle dediğim gibi şey olabilir, anahtar olabilir, devre anahtarı olabilir arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu şalterdir, haberiniz olsun. Yani başka bir şey de olabilir bilmiyorum ama bence şalter arkadaşlar. Yani bu benim çok da hoşuma gitmedi. Zaten oyunda bir sürü açma kapama eşyası var ama yani eğer şalterse gerçekten hoşuma gitmez. Umarım şalter değil de başka bir şeydir. Ben böyle tahmin ediyorum. Umarım tahmin ettiğim gibi değildir. Ben şalter istemiyorum çünkü oyunda hem bir sürü açma kapama düğmesi var, şalter var. Yani buna gerek yok bence. Neyse, devam edelim. Evet, burada gördüğünüz gibi buradaki sarıyı en sona bırakacağım bu arada. Sarı çok değişik bir şey. Evet, gelelim mora. Mora bakacak olursak böyle bir tane ne bileyim, pastaya benzeyen bir şey var. Yani kek. Keke benzeyen bir şey var ama ben bunu daha çok neye benzettim biliyor musunuz? Bence bu arkadaşlar kek falan değil. Bu bayağı ışık. Evet, ışık. Alarm ışığı arkadaşlar. Şöyle bir şey olabilir. Evet, şöyle resmini koydum hatta. Bu böyle bir şey olabilir. Hani laboratuvarlarda olur ya, böyle dıt dıt diye kırmızı kırmızı yanar. Ben bunu daha çok buna benzettim. Bu olabilir bence ama başka ne olabilir gerçekten bilmiyorum ama daha çok buna benziyor arkadaşlar. Baksanıza. Yani bunun yuvarlak versiyonu, şurasının yuvarlak versiyonu falan olabilir. Bence bu laboratuvar ışığı kırmızı. Yani özel kapı, evet, güvenlik sistemi olabilir arkadaşlar. Mesela sizin takımınıza yabancı birisi kapınızı açtığı zaman bu ışık alarm gibi çalabilir, ötebilir arkadaşlar, haberiniz olsun. Yani güvenlik ışığı, alarm gelebilir oyun arkadaşlar, haberiniz olsun. Bence o. Başka bir şey de olabilir tabii ki, bu benim tahminim ama bence dediğim gibi laboratuvar ışığı veya bir alarm olabilir arkadaşlar, haberiniz olsun. Ki bu gelirse bence güzel olur mu? Evet, gayet güzel olur. Böyle bir şey güzel olur. Hatta alarm sesleri, yani bundan durmadan koyarız böyle. Aniden alarm sesleriyle falan takipçilerimizi falan trolleyebiliriz. Güzel olur arkadaşlar. Bayağı korkutabiliriz bununla. Güzel bir troll eşyası olur benim için. Ama bence bilmiyorum. Gelirse güzel olur arkadaşlar alarm ışığı. Ama bu bence alarm ışığı, haberiniz olsun. Evet. Şimdi gelelim en büyüğü. Evet, en büyüğü. Yani sarı yumurta. Şimdi abi ben sarı yumurtada ne olduğunu tam çözemedim arkadaşlar. Çünkü bu neye benziyor? Yani bu daha çok aşçı şapkasına benziyor. Yani aşçı şapkasına benziyor. Başka neye benziyor? Brokolinin üst kısmına benziyor, ne bileyim, çalıya benziyor, çimene benziyor. Yani bunlara benzettim ben. Bu daha çok çimene falan benziyor, çalıya benziyor arkadaşlar. Yani bunu şu şekilde yeşil yapsak bence bu bayağı şey olur yani.
çimen falan olur arkadaşlar. Bu bayağı çimene benziyor çünkü. Ne bileyim, bunu yeşile boyasak herhalde çimene benzer büyük ihtimalle. Yani ben bunu çimene benzettim, siz neye benzettiniz bilmiyorum ama bence bu basbayağı çimen arkadaşlar. İsterseniz deneyelim yani. Buradan rengini yeşil yapayım mesela. Bence bu bayağı çimen arkadaşlar. Buraya çimen gelebilir. Yani başka bir şey gelebileceğini zannetmiyorum. Anca böyle, ne bileyim. Onun dışında yani aşçı şapkasına falan benziyor. Onun dışında pek bir şeye benzetemedim. Eğer sizin de tahminleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben minigun falan gelmesini bekliyordum. Böyle şeylere çok hevesliyim biliyorsunuz ama umarım minigun da yakın zamanda gelir arkadaşlar. Gelirse ben çok mutlu olurum ama yani bence bu çimen. Çimen olabilir yani. Dekorasyon çimeni olabilir ama yani oyuna basit bir şey getirmezler bence. Bu önemli bir şey olabilir. Çok büyük bir şey ve ne olduğunu çözmek gerçekten çok zor. Dediğim gibi tahmin ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani beğendiğim yorumlara kalp atacağım, haberiniz olsun. O yüzden yani özenli bir şekilde düşünüp yorum yaparsanız çok iyi olur. Ben de çünkü gerçekten ne geleceğini merak ediyorum. Ayın 16'sında bu şeyler gelecek, haberiniz olsun arkadaşlar. O yüzden ayın 16'sına kadar biriktirin diyebilirim arkadaşlar. Ben sadece bunu sevmedim. Yani buna gerek yok, şaltere gerek yok. Eğer bu gerçekten şalterse buna gerçekten gerek yok arkadaşlar. Yani sıkıcı. Çünkü zaten bir sürü açıp kapama tuşu var dediğim gibi. Buna gerek kalmaz yani eğer şalter. Onun dışında çoğu şeyi sevdim ben ya. Şu özellikle şu ortadaki sarı şeyi merak ediyorum. Umarım güzel bir şeydir. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Roblox'tayım ve evet, yumurtalarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar içinden dediğim şeyler çıkabilir belki, bilmiyorum ama dediğim gibi zaten oyunda şalter var. İsterseniz göstereyim bilmeyenler için. Zaten oyunda böyle bir şalter var. Bunun çekili yani tutmalı versiyonu bence hiç gerek yok. Bence bu yeterli ama belki de bir araba parçasıdır. Araba motoru falan da olabilir yani, biliyorum. Yani çok fazla şey olabilir. O yüzden bunlar benim tahminlerimde. Dediğim gibi siz de tahminlerinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz bir motor yapalım ve mağaranın içine bakalım arkadaşlar. Şelalenin arkasındaki mağaranın ve bakalım oraya yeni bir şey gelmiş mi? Ben orayı bayağıdır kontrol etmiyorum bu arada. Bir bakalım. Bence bakmakta fayda var arkadaşlar. Ben çünkü oraya bayağıdır bakmıyorum. Bir merak etmedim değil. Evet, şunu şöyle yapalım. Şöyle bir minik bir artı yapacağım arkadaşlar. Bununla gideceğim ben oraya. Evet. Daha sonra arkaya bir tane de motor bağlarız abi. Hızlı bir şekilde gideriz. Motorumu bulamıyorum. Motor nerede? Evet arkadaşlar, şu şekilde de hızlandırıcı motorumuzu arkaya koyalım. Bir gidelim bakalım mağaranın içine, acaba bir şeyler gelmiş mi arkadaşlar. Şu şekilde koltuğumu da koyuyorum. Hadi let's go. Şu mağaranın içine bir bakalım adamım. Evet, şunu da kapat. Hadi bakalım gidiyoruz. Vın vın, ön kaldıra kaldıra vın. Of, sesine bak motorun. Evet, güzel. Şimdi hızlı bir şekilde mağaranın içine girelim bakalım. Yeni bir şeyler gelmiş mi arkadaşlar? Orada uçan bir şey gördüm ben sanki ha. Aa tamam, yumurtaymış. Ben bir şey gördüm sandım. Bir dondum böyle, acaba ne falan. Neyse, burada inelim abi. Bu biraz zor sürülüyor çok hızlı olduğu için. Şurada inersek güzel olur. Hop, ben burada ineyim abi. Hop, tamamdır. Şöyle içeriye dalalım. Selamun aleyküm. Evet, şimdi hızlı bir şekilde şifremizi girelim arkadaşlar. Bu arada oyunun seslerini kısmayı yine unutmuşum galiba. Aynen, tamam. Hemen hızlı bir şekilde şifremizi girelim. Sarı, kırmızı, pembe, mavi. Sarı, kırmızı, pembe, mavi, yeşil. Tamam, hemen hızlı bir şekilde girelim. Bir dakika, yanlışa bastım galiba. Ha tamam, doğruya basmışım. Sarı, kırmızı, pembe, mavi, yeşil. Evet, açıl bakalım. Ve içeriye giriyoruz. Abi buraya bir şey getirin artık. Yeni bir şey gelmemiş buraya arkadaşlar. Yani ya bence buraya artık bir şey getirmeliler. Yani çok saçma, çok boş yere duruyor burası ve bence buraya yeni gizemler getirmeliler. Mesela bu örümcek ne? Bu örümcek geleli neredeyse bir yıl olacak ya. Bir yıl olacak neredeyse bu örümcek geleli. Dalga mı geçiyorsunuz ya arkadaşlar? Bence bunu kaldırmalılar artık. Yani burayı kaldırsınlar, bir şey getirmeyeceklerse. Saçma, çünkü bir şey yok ki burada. Yani bayağı bir şey yok. Sadece oyunun kurucusu var yani burada. Başka da bir şey yok. İnsan sıkılıyor tabii bir şey göremeyince ama bence buraya bir şeyler gelmeli artık. Yani burada bir şey görmemek beni üzdü açıkçası. Ben resim çekiyorum. Ben üzüldüm. Ben çıkıyorum. Madem videomu buraya kadar izlediniz, sizlere bir kıyak geçeyim arkadaşlar. Bunu videonun başında söylemedim. Özel bir kod vereceğim arkadaşlar. Bu kod ne olsun? Bir kod vereyim de bari. Yorumlarda onu yazan ilk 3 kişiye hediye vereyim. Malum videoyu buraya kadar izlemişsiniz. Video arkadaşlar ne olsun? Yumurta olsun. Evet, bu videonun yorumlarına yumurta yazan ilk 3 kişiye Robux hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Sadece yumurta yazın, bir de yanına Roblox'taki adınızı yazın. Ben bakarım, tamam mı? Buraya kadar izlediyseniz zaten ilk 3 kişiye, zaten şu anda da yazarsınız büyük ihtimalle yorumlara. Yumurta, yanına Roblox'taki adını yazan ilk 3 kişiye Robux hediye edeceğim. Siz benim için değerlisiniz. Videoları buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Ki bu da demek oluyor ki beni seviyorsunuz. Ben de sizi seviyorum ve sizleri bu şekilde ödüllendiriyorum. İyi ki de videonun başında söylemedim. Çünkü direkt videoyu ilerletip kod arayanlar oluyor. Arayanlar oluyor ara sıra. İyi, sizlere ayrı bir hediye vermiş oldum. Güzel oldu.
Neyse tamam, şimdi bir tane de sizlere mavi jet nasıl yapılır taktiğini göstereceğim. Bunu daha önce de göstermiştim ama çoğu kişi unutmuş. En iyisi göstereyim arkadaşlar şimdi. Allah dur, blok yere düştü low. Dur, blok yere düştü, bir daha koyacağım. 1, 2, 3, 4, bir dakika. Tamam, 5.yi buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar gelelim. Mavi jet nasıl yapılır? Bu bildiğiniz gibi mavi jet Robux'lu. Biz mavi jetin hızına kavuşacağız. Bakın buraya bir tane kırmızı jet koyuyorsunuz. Bunun tersine de bir tane kırmızı jet koyun ve daha sonra gelin buraya bir tane de pilot koltuğu koyun şu şekilde. Pilot koltuğuna oturup jetleri çalıştırdığınız zaman bu mavi jetten daha da hızlı gidiyor. Yani oyunun en hızlı jetini bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın sadece tek sıkıntısı ters uçuyor ama mavi jetten daha hızlı uçuyor. İsterseniz deneyip karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Böyle giderseniz dediğim gibi mavi jetten daha hızlı uçabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar, baksanıza yani bayağı hızlı gidiyor. Üstelik bu hız oyuna başlayınca kesilmiyor. Yani mesela oyuna başlayalım, bak şu şekilde, yani buradan geçince oyuna başlıyoruz ya, bakın hızımız çok az kesildi, neredeyse hiç kesilmedi ve böyle daha hızlı gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu da size benden taktik olsun. Çoğu kişi bilmiyordu, ben yine göstereyim. Yani bu da bir para kasma taktiği. Yani böyle isterseniz dediğim gibi para kasabilirsiniz. Rahat yani. Bayağı eğlenceli. Benim çok fazla zamanım olmadığı için 4600 de param, yoksa ben 1 milyon yine yaparım yani paramı, ama zamanım değerli, derslerime çalışmam lazım. O yüzden videoyu çektikten hemen sonra genelde derslerime çalışıyorum, haberiniz olsun arkadaşlar. Allah dur, notalardan kaçalım dur. Hazır gelmişken oyunu mu bitirsem, ne yapsam dur. Kaç oyunu bitireceğim dur. Dur. Koş. Tamamdır, hop. Güzel, şimdi aşağıya inelim hop. Dur şuradan gidelim. Güzel bitireceğim ben oyunu ha. Ama jetlerim bitebilir ya. Jetler bitebilir, öyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Umarım jetler bitmez. Arılı bölge olamaz. Olamaz. Hadi koş. Bitirecek miyiz lan oyunu yoksa? Oyunu bitiriyor muyuz? Kayalıklı yer. Vallahi bitirdik ha. Oyunu bitirdik. Hadi gene iyiyiz arkadaşlar. Videoda yine oyunu bitirdim. Dur. Hop şuradan in. Ve mis. İşte bu. Bütün altınları aldık ya. Kesin bütün altınları aldık abi. Güzel. Evet, dediğim gibi bu şekilde de isterseniz para kasabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar kasması rahat zaten. Yani oyunda para kasma artık gerçekten çok kolay. Ben çoğu şeyi gösterdim. Benim videolarımı izleyen, beni seven insanlar kolayca artık para kasabilir Roblox'a. Her şeye rahat bir şekilde sahip olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir altın blok kazandım ve yaklaşık bir 225 altın kazanacağımdan eminim. Bir bakalım isterseniz. 225 altın mı? 200. Evet, 227 altın. Çok iyi. Bayağı iyi. Neyse millet, video gereksiz uzamasın. Ben videoyu burada sonlandırayım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.